Efendim ben biletimi kaybettim. Ne bileti? Tiyatro, sinema, konser. Yo hayır, piyango bileti. Aman nasıl olsa çıkmaz canım, boş ver onu. Çıktı vallahi. Hem de büyük ikramiye tam 2 milyon. Ne? Oğlum nasıl kaybettin o bileti 2 milyon? Lan niye kaybettin lan? Kaç kişinin umudur lan o bilet? Lan neredeydi? Ahla neredeydi 2 milyon okuyla kaybolurken? Tamam. Lan 2 milyonluk bilet kaybolurken neredeydin? Tamam tamam. Eğer bulursanız ikramiyenin yarısını size veriyorum. Olur yani, insanlık hali canım. Herkes her şeyi kaybediyor zaten yani, normal. Tabii canım, bizim başımıza da gelebilir. Gelemez de, gelmeyi de yani, gele de biliyor yani. Adam gelmiş, gelmiş. Beyefendi, bu bileti kaybettiniz de bir hatırlıyor musunuz tam neredeydiniz o gün yani? Tam değil, çok içmiştim. Zaten meyhanedeyken bir arkadaşımla ortak almıştık. O da bileti kaybettiğimi duyunca inanmadı. Yalan sandı. Haklı. Yani kendi açısından haklı. Bileti orada düşürmüş olabilir misiniz? Mümkün değil. Çünkü yol boyunca bilet elimdeydi. Sonra çorbacıya gittik. Oh, işembe. Hem de sarımsaklı, limonlu. Sarımsaklı, limonlu. Peki, bilet oradayken yanında mıydı? Evet, evet. Yani büyük ihtimalle. Sonra ne yaptınız? Orasını şey etmesek de es geçsek abi. Beyefendi bizden bir şeyler saklıyor, hemen anladım. Yok, saklamak değil de hani yengeniz duyarsa oyar beni, oyar. Oyar. Şimdi canım kardeşim, yani bizi doktormuşuk gibi düşün yani. Bizden gizli saklı bir şey olmaz yani. Bunu açık açık anlatabilin yani. Ferah. Eski sevgilimin evine gittim. Aa, pisliği. Yok, herhangi bir pislik yaşanmadı, yaşanamadı. Ne diye gittin o zaman eski sevgiline? Pişpilik oynamaya mı gittin? Hı? Yo, pişti bile oynamadan don paça dışarı attı beni zaten. Sonra ne yaptınız? Vallahi sonra eve geldim. Sabah uyandığımda bilet yoktu. Sefer Bey. Cevher Bey, şimdi uzun uğraşlarım sonucu, incelemelerim sonucu bizim ilk hedefimiz olarak belirlediğim bir durum var. Şudur. Ya bununla aynı renk oldu. Buna uymadı yani. Şuna. Ya bunda bir cırt kaldı. Buna da olmadı. Uf, yok ya, yok ha Kuzey, olmuyor. Ne yapacağım ha? Ben kırlentime uygun bir kanepe bulamadım burada. Yani önce kırlenti seçersen olmaz tabii. Ayrıca onu ne yapacaksın? Allah aşkına tek kişilik gibi kötü kötü tek başına mı oturacaksın? Gel buraya. Uf. Gel. Bak, bak bu koltuk benim kahverengiş gözlerimle çok uyumlu, çok rahat, çok güzel bir koltuk. İyi ama aha, bu da bir fazla rahat. Yani bunu oturduğumu kalkmak bilmez insan. Kalkıp ne yapacağım mavişim ya? Bak göreceğim ben sana, böyle sarılacağım. Oo, böyle güzel güzel mayışırız tatlı tatlı. Oh. İyi ama olmaz, aha olmaz. Aha bu koltuk bizi tembelliğe alıştırır. Kilo alırız sonra. Oh. Oy yarabbi. Çok sevdim Kuzey. Yani biliyorum ha, tarzıma çok uygun değil ama yani içimdeki yeni gelin duygularımı kabarttı. Kuzey, bunu alalım. Güzel, çok güzel. Adeta muhteşem ama bekarsan. O ne demek ula? Koltuğun bekara evlisi mi olur? Bu ne ya? Ayağım kadar benim ya. Ayağım küçücük bu. Ben neresine sığacağım bunun? Hmm, ben senin derdini anladım o Kuz Efendi. Ben seni yataktan kovdum da yatacak yer arıyorsun sen. Yanlış cevap. Mavişim, tokat at, döv, söv. Ama biz hep aynı yatağa girelim. Bu bizim altın kuralımız olsun. Seni çok seviyorum Kuzey'in kralı. Seni çok seviyorum Kuzey'in kraliçesi. Tamam ula. Aa, buranın en büyük kanepesini alacağım. Buranın en büyük kanepesini alacağım ha. Nerede buranın en büyük kanepesi? Getirin Ayda, alacağım.
Mavişim'e çabuk satış servis elemanı. Neredesin? Büyük kanepe istiyor.